Kenar mahallenin cam kenarından dünya düştü benim yarım aklıma. Camda duran çiçeklerin arasından dünyayı taktım ben deli aklıma. Camda duran çiçeklerin arasından dünyayı taktım ben deli aklıma. Gel içeri kır dizini dön önüne. Baban dayak dayak yersin kısırda. Gel içeri kır dizini dön önüne kısırda. Hadi gör baban dayak dayak yersin kısırda. Ya mahallede Arap kızı diye adın çıkacak. Saçmalama Sıdıka. Yani mahsus böyle intikam almak için yapıyorsun. Hani normalde ben seni camın kenarından çağırırım ama şimdi mevsim normallerinin dışında bir zaman yaşıyoruz. Ve metrekare 72 kilogram yağmur düşüyor Sıdıka. Hem yetkililer mecbur kalmakçı dışarı çıkmayın ve Arap kızı olup camdan bakın diye açıklama yaptılar ya. Yetkililerin de işi o zaten. Altyapı yerine yetkili var şu canına yandığımız şehrinde. Gökyüzüne fazladan iki tane bulut gelse İstanbul birbirine giriyor. Yetkililer çeneye kuvvet. Kız anne, böyle sadece yetkilileri ısıran bir çekirge sürüsü bassa şu kente ha? Ya da yetkili hortumu falan çıksa böyle diye hepsini evip bir dağıtsa kabiliyetsizleri. Bela okuma kız. Anneye babaya yetkiliye böyle asilik yapma. Gel şuraya, otur şuraya, cama bak hadi. Gelmeyeceğim işte ya. Sinirlerim bozuluyor. Ya ben manyak mıyım, milletin çilesini sinema izliyor gibi seyredeceğim? Yazık insanlara ya. Bıktım lan. Yağmur yağsa, kar atıştırsa, sis çıksa hepsi kriz. Hani bir uçağın dairenin bujisi ıslansa da böyle bozulup bizim evin üstüne mecburi iniş yapsa. Beni alıp götürseler. Kurtulsam şu manyak şehirden. Sıdıka, ben sana uzaylıdan adam çıkmaz demedim mi? Ha? İnsan gibi dua et de doğru düzgün biri çıksın karşına kız. Ne o öyle uçan daire yok uzay falan mı? Ben öyle Mr. Spock kulaklı torun istemiyorum ona göre. Gel şuraya gel hadi gel. Otur şuraya. Bırak uzaylıyı muzaylıyı çen 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 çene çalmayı da şuradan dışarı bak. Bak bak yağmurdan kaçıp saçak altına saklanmış. Ay eli yüzü düzgün ne oğlanlar var kız gel. Başka zaman olsa ayıp karşılanır Sıdıka ama yani böyle yağmur yağarken annesiyle beraber camdan bakan bir aile kızı cemiyetimizce hoş görülür. Gel kız gel gel gel. Koş şuraya bak. Israr etme anne. Benim bildiğim yağmur yağınca çiftçinin yüzü güler. Gözünü torun hırsı ve kaynanalık hırsı bürümüş manyak ruhlu şişman kimselerin değil. Şişman deme anneye kız. Buraya gel koş 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 Sıdıka. Ha, şu kırmızı yağmurluklu olana bak. Kız kitap defter de yok elinde ha. Saçı pantolonu da pek düzgün. O zıpır talebelere hiç benzemiyor. Bu saatte de çıktığına göre muhakkak düzgün bir işi var çocuğun. Yani işe gidiyor. Aman anne, bu havada ancak böyle balık adamlar falan işlerine gidebilirler söyleyeyim sana. Aman canım, Kaptan Kusto da balık adam ama yani namazında niyazında maşallah efendi bir adam. Ay, İlahi anne ya, nereden nereye? Ay, bravo, tebrik ederim. Ay sinirim bozuldu ya. Ay. Yoktur böyle senin gibi bir kırsa. Hay Sıdıka bunda şimdi gülünecek ne var yani ha? Ay böyle vodkalı gazoz içmiş pavyon karıları gibi olur olmaz ki ha? Bu sabah yağmur var İstanbul'da anne sözü dinler gibi masum olsa da cadı ha? Ay ne söylese gülüyor karı ya her şeye dalga geçiyor. Ay bir tek sen akıllısın Sıdıka yani. Herkes aptal bir tek Sıdıka karısı akıllı öyle mi? Ne münasebet anneciğim? Aa, niye bir tek ben akıllı oluyormuşum? Baksana yollarımızdan akıl akıyor. Yani böyle sel suları yüzünden sokaklarımızda yürüyecek yer yok. Sokakların adını değiştirmekten başka icraatı olmayan yetkililerimiz var ya hepsi birbirinden zekiler. Sıdıka bana bak yetkililere öyle olur olmaz laf söyleme kız. Aa başımızı belaya sokacaksın. Hay
Aa, yalan mı anne ya? Akıl ve kurnazlık konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Ondan sonra biz sel sular arasında yürüyecek yer bulamıyoruz. Az kaldı ha. Millet evine işine giderken bu olacak artık. Akıllılar tabii. Hepsi doktor, profesör, mühendis falan. Yani yaşlı başlı adam olmuşlar da yetkili olmuşlar. Sen yaştakiler de vakti gelince yetkili olacak. Göreceğiz o zaman bakalım ortamı. Ben yaştakilerin durumu daha da kötü anne. Kızları uzaya açılan bir yağlı kapı bulmak üzere yetiştiriyorlar. Oğlanlar yolu olmayan bir ülkede böyle sıfır araba alıp maç konvoyuna katılma peşinde. Bir kısmımız da böyle barlarda beyin çürütüyor. Kapılarda bodyguard kıçı yalayıp vakit geçiriyorlar işte. Ay, ah, ayağım uyuşmuş. Kız, he? Bana bak, al şu terliği. Vur çabuk kafana iki tane benim için. Sabahtan beri herkesi saydı döktü yine karıya. O öyle, bu böyle. Bir tek Sıdıka karısı akıllı değil mi? Ha? Ya sen bizim başımıza gökten böyle bela diye mi indin bu alemlere ha? Gevezeci cadı. Vur çabuk kafana iki tane, çabuk. Tabii, buyurun. Karıya bak ya. Ulan insan iki çift laf edemez bunu ha? Seni Allah kahretsin seni ya. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Gözlerim dolu dolu oluyor biz mesleğe. Sıdıka. Anne. Kısa bazcık açtı. Biz Farika'yla Müyesser teyzenin 52 mevlidine gideceğiz. Kız hani yetkililer hava kötü mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın diyorlardı. Aman Sıdıka, yetkililerin ipiyle kuyuya inilir mi kız? İşte azıcık açtı hava. Bana bak anne, yetkililer hakkında öyle ileri geri konuşma, başımızı belaya sokarsın. Neymiş? Hı? Bana bak Sıdıka, dalga geçme öyle kız anneyle. Azıcık açtı diyoruz değil mi? Hem ne var canım, gideceğimiz yer şurası, üç ev ötesi. Ay kasırga çıksa ne olur Sıdıka? İyi o zaman git, tamam bana ne söylüyorsun ki? Ha benden izin alıyorsan, peki anneciğim, verdim gitti, gidebilirsin. Allah Allah, gez, toz, dünyaya açıl. Kız gezmek, tozmak için gitmiyoruz herhalde değil mi? Ölü evine gidiyoruz oraya. Hayır, yani ben sana şey için söylüyorum. Ne için? Öyle Faika ile gideceğiz ya. Ha. İşte Faika çocuğu bırakacak yer bulamamış. Diyorum 2-3 saatliğine çocuğa sen baksan Sıdıkam. Ha? Ne? O kuduz cüceye hayatta bakmam ben. Geçen sefer geldiğinde evi yangın yerine çevirmiştim. O çocuğa bakıcılık yapacağım ama evde vaşak sürüsü beslerim daha iyi. Kız el kadar çocuğa 200 saat baksan ne olur ha? Der peygamber demesi artık. İnatçı cadı! İyi tamam oğlan azıcık afacan ama. Şimdiki çocukların hepsi böyle kızım. Ya ne afacanı be? O çocuk faşizmin 0-6 yaş grubu temsilcisi. Lah! Sanki sen çocukken çok usluydun yani Sıdıka. Konu komşu herkes kız beşiz doğurduğumu zannetti ha. Beş çocuğun çıkardığı gürültüyü tek başına sen çıkarıyordun. Anneciğim gürültü çıkarmak başka bir şey tamam mı? O çocuk bize geçen geldiğinde 3 saat içinde kedinin kulağını enlemesine 3 yerinden yırttı. Çiçeklere saç spreyi sıktı. Kuşun kafesine de uzaktan kibrit atıp kundakladı. Beni de sayamadığım kadar tekmeleyip ısırdı. Bu çocuktur Sıdıkacık yapar. Ya hala çocuk diyor be. Anne sen beni dinliyor musun? Bak. Hı. O çocuk hayvan, bitki, insan alayımızı sıradan geçirdi ya. O cüce terminatör gezegendeki tüm hayata karşı düşman. Ölürüm de o çocuğa bakmam ben. Canımı sokakta bulmadım ben. Aman Sıdık aman. Sanki karıya git aslan terbiyecisi ol dedik ya. Millet böyle zannedecek. Alt tarafı mini minnacık bir çocuğa bakacaksın Sıdık'a. Yani biz bir koşu Müessirem teyzenin 52'sine gideceğiz geleceğiz kız. Olmaz. Kolaysa sen bak annesi gitsin. Yarın da Müesser teyzenin 53'üne gidersin sen de. Tövbeler tövbesi. Kız deli deli konuşup durma böyle. 3 saat su gibi geçip gider. Hem babası işten çıkınca buraya almaya gelecek oğlanı. Hmm. Al işte bak. Televizyon var. Tabii. Al. Açarsın televizyonu. Çizgi film. Çocuk oyalanır gider. Sen de kendi işine gücüne bakarsın Sıdıka. Asla. Bak. Canıma susamadım ben tamam mı? O çocuk televizyonla reaksiyona giriyor. Ya tam bir televizyon sadisti. Şiddet, cinnet seyrede seyrede daha bu yaşta kafayı sıyırmış belli. Junior cani. Minikikler, minyatür kasap. Allah bilir evinde böyle legolarla 1/1000 ölçekli bir toplama kampı yapıp içine nazicilik oynuyordur. Tamam yani. Oğlan biraz fazladan yaramaz yani anlıyorum. Hayır, annesi de bazen böyle isyan ediyor.
bunu doğuracağıma taş doğursaydım, yok laf püskürseydim falan diye konuşuyor kadın da. Yani az bile söylemiş o çocuğa. O çocuğu yapacağına böyle nükleer santral, misket bombası falan yapsa insanlığa daha az zararı dokunurdu. O yaratıkla baş edebilmek için var ya, böyle pedagoji eğitiminin yanı sıra silahlı eğitim ve göğüs göğüse dövüş dersleri almak lazım. Tahtaya vur kız, şeytan kulağına kurşun, evlerden uzak. Bana bak, büyük konuşma. Yarın bir gün senin çocuğun da öyle oluverir Sıdıka ya. Hani aynı mahalleye, aynı cins çocuk, iki tane fazla. Ha yok yok, ben Ali Baransel'le anlaşmadan böyle çocuk falan yapmam. O kim kız, Ali falan ha? Ne demek anlaşmak? Ne zamandan beri çocuğunun babası? İyi mi bari Sıdıka ha? Aman ne? Bir adam ismi duydu ya, yine otomatik bant kaydı, dönmeye başladı. Anneciğim, bu Ali Bey dediğim rütük başkanı, tamam mı? Televizyon satışlı çocuklar için bir önlem almadıkça ben çocuk filan doğurmam. Baksana bütün kanallarda böyle kan, revan, şiddet ortalığı götürüyor. Hayır, bu karı da bütün yetkilileri saydı bugün ya. İki çift laf da Hakem Federasyonu'na, Tarım Köy İşleri ve Orman Bakanlığı'na gönderseydin bari Sıdıka. Ya yalan mı anne? Cani bir nesil yetişiyor ya. Bu 95 kuşağı var ya, 80, 75, 68 kuşaklarını böyle birer ikişer şişleyip öldürür bu gidiş. Öyle sosyolojide falan yapma anneye. Toplum bilimci, bilmem nedisi falan. Alo? Ha merhaba Faik abla benim. Ha annem söz ettim Mevlüt'e mi ne gidecek misiniz? Tamam, tamam ben bakarım çocuğa. Ha? Hayır canım uyuşturma çocuğu. Yok ilaç falan verme, ayıp getir. Asla senin görevini... Korkma ben bakarım tamam ya. He? Tabanca mı? Hayır. Ben öyle de baş edebilirim. Tamam hadi siz gelin görüşürüz. Hadi bay bay. Aman tanrım. Bizim 52 Mevlüt'ü gerçekleşiyor galiba. Oluyor tabii. Bakacağız mecbur. Ne yapalım? Acıdım çocuğa. Kimi tinerci, balici, ailece şiddetin kurbanı ya da televizyondan içlerine akan şiddetin kurbanı. Bakacağız mecbur. Yazık ya. Bana bak, elin çocuğuna böyle tuhaf şeyler anlatıp kafasını karıştırma Sabi'nin. Büyüyünce senin gibi entel olup ailesinin başına bela kesilir sonra. Masal falan anlat he. Ya masal falan mı kaldı bu devirde be? Böyle kırmızı şapkalı kız orman sosyetesinin kokain kuryesi çıktı. Çizmeli kedi katil, Gulliver kalpazan olmuş, Pinokyo Alice tecavüz etmiş. Bremen mızıkacıları da konser öncesinde soyunma odasında aşırı dozda ölü bulunmuşlar. Ya çocukların şimdiki masalları bunlar işte. Aman kız korkma ha. Yani annesi zaten yollarken azıcık şurupla uyuşturacak. İlacın tesiri geçene kadar da babası işten döner. Aa baktın hiç baş edemiyorsun Sıdıka. Mevlüt mahalle bir telefon açıverdi. Dur bir dakika. Ne? Ben bir abdest filan alayım, vaziyetimi yazayım. Ne? Hazır olunca size bir işaret veririm. Salarsınız o cüce terminatörü içeri. Yeter mi? Deli oğlan ya, akvaryumdaki balığı ne zaman çıkardı ya? Allah Allah. Altta bakalım balık balık. Geldim açıyorum. Geldik be. Ay, zil kanadı, kapı kırıldı resmen ya. Ay evi yıkacaksanız boşlar, ruhsatı var. Tamam. Vay Sinop, sultanı şetanet hanım. Sinop'tan İstanbul'a kaçışlarınızdan birini gerçekleştirmiş bulunuyorsunuz. Sanıyorum, yanılmıyorsam 100 oldu ha. Derya, bunu çay pişirip kutluyorum. Uzaktan kumandan iyi de televizyonu aç. Candarella dizisi başladı. Ha, burada.
Hadi kız aç diyorum, aç zaten kapıyı geç açtın, yarısı gitti. Ne oğlum, Sinop'tan burayı Kandale'yi izleyebilmek için mi geldin ha? Yani bir pembe dizi yüzünden mi kapıyı pencereyi kırıyordun ha? Ya tüm bu hareketlerini mantıklı buluyor musun? Özetle sen bir manyak mısın hala? Hala! 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 Ay, transa girmiş karıyı ha? Bilinci kapandı. Kikremiş diziyi seyrediyor. Hala! Hala bak, duyuyorsan elini kaldır, tamam mı? Elimin dersiyle şöyle bir tane şak diye vururum sana şimdi. Aa sus gayri ya! İki dakika seyrettirmiyorum bana ha diziyi. Vallahi sus diyorum işte, kafamı patlatıyorum. Hayırdır hala? Sinop vericisine yıldırım mı düştü? Kandile gelmiyor mu oralara? Yoksa gene eniştemle kavga mı ettin ha? Kovdun mu seni? Ne oldu ya? Anlatsana ya, çatlatmayın sana! Ya bak dizide bitti zaten, jenerik akıyor ya, onu da okumayıver. Aa, jenerik çok mühim. Bak bak bak, senaryoyu kim yazmış? Kim? Fernando Almaz. Ah, o pembe pembe dizilerini çok seviyorum. Bak bak bak, Armando Levis'ti ne diyorsun? Bak, rejisör diyorsun. Ah, yemi de yanında yata. İşte ben bu diziyi kaçırmayacağım. İyi de sen niye kaçtın buraya, onu anlatsana ya. Ya hadi dön de şöyle anlat hadi. Bak, bu iş kendimle, dayakla ilgili değil. Ya? Bizim ortanca kız İstanbul'a kaçacağım diye tutturdu. Ben de ne yapayım, ondan önce davrandım. İşleri gelip burada düzene sokayım diye bindim otobüse, geldim buraya. Gariban o kaçmasını bilmez. Uşa kurda yem olur. Ya niye kaçmaya çalışıyor ki Asmagül? Ne yaptınız kızı? Ha? Dayak falan mı? Yoksa istemediği biriyle mi evlendirmeye çalıştınız, ne? Yok kız. Ne? Ha, medya yüzünden, medya yüzünden. Medya mı? O ne? Ha medya. Medyanın eksi var hala. VJ olmak isteyin. Nasıl yani? Ne şu televizyonda hani sunucular var ya, onlardan biri olmak isteyin. Ya güzelim, gencim, onlardan farkım ne diyeyim ben? Aslında bizim kasabanın Bostanbükü FM 103.4 radyosunda Asmagül ilaçlama uçağı diye program yapıyordu. İşte ondan sonra kendini bir şeyler zannetti. Böğütmek istediği işi İstanbul'a kaçmak istiyor. Şimdi anladım ya. Ya. Geçenlerde de bizim Nadire teyzenin kızı Gülsevi Kıçık gelmişti İstanbul'a. O da onların orada ne Afyon Daskırı Süper FM'de şeyin Gülsevi ile Yatsı Saatleri diye bir tane program yapıyormuş. Boğulacaksan büyük denizde boğulayım diye çıkıp gelmiş İstanbul'a. Akşam otobüsüyle de babası geldi. Boğa geriye götürdü. Yazık çocuklara ya. Esenler Otogarı böyle şöhret olmaya aday onlarca taşra DJ ile kaynıyor ya. Kendi şehirli oldu ya haspa. Kasaba DJ'lerine dudak büküyün. İstanbul'un göbeğinde oturuyorsun da niye DJ MJ olmadın? Şuna bak, tavan süpürgesi. Seni hangi radyo alır gayri? Ha. Ama sana kızamıyorum hala. Yani ülke olarak kafayı yemiş durumdayız. Gençlerimizin yarısı kaset doldurabilmek için, yarısı da böyle DJ ya da VJ olabilmek için yanıp tutuşuyorlar. At şeysine kelebek konmuş misali. Yol olmayan semtin bile artık bir FM radyosu var ya. Niyeyse? Neyse ne. Durumlar götü işte. Eğer enişten git, kızın kaçtığını öğrenirse oracık da öldürür onu. Bizim oranın radyosunda bile gizli gizli konuşuyordu. Sesini başka türlü söylüyordu. Şimdi de İstanbul'lara kaçmaya kalkıyor. Kız bak ne yapalım biliyor musun? Hı. Azıcık ufacık bir antenle ses yayını yapalım. Benim kızcağızı memnun ederiz ha. Nasıl azıcık ufacık bir anten falan hala? Ne anlamadım ya? Canım köyden bir tarla falan satsak. Abim bir de biraz para kosa üstüne. Ha? Evin şu odasında ufak bir antenle kardeş kardeşe yayın yaparsınız ha. Hala anlamadım hala. Yani nasıl verici falan mı diyorsun? Yani buradan mı yapacağız yayını? Canım evet, ev radyosu dışarılara çıkmadan evin içinden hem bizim kız kendini intihar etmez hem de eniştengil onu İstanbul'a kaçtı diye vurmaz. İyi de hala bunun ruhsatı bilmem nesi vardır. Ha diyelim ki parayı bulduk, öyle küt diye radyo açılır mı? Başımız belaya girer vallahi. Çok çok kısa dalga kız.
Kimsecikler duymaz. Yakalanırsak ben polise, ben bilmiyordum, cahildim, kabiyim, köylüyüm falan diye yalan atıveririm. Yoksa Asmagül başka radyolara kaçacak diye. Kötü yola düşerse. Enişte birimizi sağ kurmaz. Hiçbirimizi sağ kurmaz. Gülme kız. Radyo bizim olursa enişten gül kızmaz. Onu da böyle küçücük bir program ayarlarız. Rakı içmenin güzelliklerinden bahseder. Bak gördün mü? Abim Gil'den başka kimsem yok. Kardeş kardeş. Ortaklaşa bir radyo kurmazsak bu kızım benim intihar edecek. Ağlama hala ya. Tamam. Bir de bak ne diyeceğim ha. Şimdi akşam babama öyle küt diye söyleme bu konuyu, olur mu? Ya alıştıra alıştıra söyleyeyim. Tamam değil mi? Anlaştık. Dertsiz başımızı derde soktun hala ya. Dedim sana o kadar değil mi yani, bu fikirlerini aniden babama açma diye. Bak kudurup dehşet saçtı işte adam. Ya Sinop'ta kalıp kendi olanaklarına dayak yeseydi ben de kurtulacaktım. Böyle küt diye söyleyince adam da kudurup ikimizi birden girişti işte. Abi dayağı yedin gördün mü? Arada ben de hırpalandım. Kolun kanadın kırılsın. Abim olacak herif. Kakala kalk. Sinop'a giden otobüsü kaçırmayalım. Bana bak. Oraya gidince çeneni tut ki bir de eniştem seni dövmesin. Sevgili günlük kalıntısı. Bugün evde küçük bir haydut tarafından yaratılan terörden elbet sen de payını alacaktın. Minik yavru nazi tarafından yırtılıp karalandığın için üzgünüm. Şetaret alan yüzünden gecede büyük haydutun yarattığı teröre maruz kaldık. Şu adam saf bir kadın ve birlikte büyümüşler ama babamın kızınca neler yapabileceğini bilmiyor. Her neyse günlük, şimdilik hoşça kal.